Merhaba. Bugünkü konumuz makina öğrenmesinde ya da machine learning ya da deep learning konularında performans ölçme yöntemleri. Bu konuyu da çünkü ayrı bir şekilde üzerinde durmamız gerekiyor. Sonuçların doğru şekilde değerlendirilebilmesi için makine öğrenme ve derin öğrenme konularında mutlaka bir sonuçlar çıkıyor. Peki bu sonuçların istatistiksel olarak nasıl ifade edilmesi, hangi metriklerin ölçülmesi gerektiği bilinmesi lazım ve bu değerlerin hesaplanması gerekiyor. Peki burada o nedenle böyle ayrı bir video yapmak istedim. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme performans ölçüm yöntemleri için. Öncelikle her iki yöntemde de veri hazırlama kısmı var. Bu verilerin bir kısmını genellikle çoğunluğunu eğitim kısmı için, train kısmı için belirliyoruz. Bunun dışında bir validation kısmı, bir de test verisi oluşması gerekiyor. Yani aslında elimizdeki veriyi üçe ayırmış oluyoruz. Bu üç tane veriden örneğin işte %80'ini train kısmı için yani eğitim yapmak için, %10'unu validation için, doğrulama için ve %10'unu da test için şey yapabiliriz, ayırabiliriz. Burada örneğin işte iki sınıflı bir sistem tasarlayacağız. Birinci sınıfımız S1 diyelim buna mesela. Pozitifler olabilir. Burada yani bu sınıflayacağımız şey işte pozitif, negatif durumu diye isimlendirmiş olabiliriz. Hastalık var, hastalık yok. İşte cisim var, cisim yok. Obje var, obje yok. Şeklinde iki sınıflı bir sınıflandırıcı yaptığımızı düşünelim ve her birinden de yüzer adet verimiz olduğunu, toplamda 200 tane verimizin olduğunu düşünelim. Bu durumda verileri %80, %10, %10 şeklinde ayırırsak işte train'den sınıf 1'den 80 tane, sınıf 2'den 80 tane, toplam 160 tane verimiz. Doğrulama validation için işte sınıf 1'den 10 tane, sınıf 2'den negatiften 10 tane, toplam 20 tane. Test için de yine 10-10, 20 tane ye ayırmış olacağız biz veri setimizi. Şimdi bu veri setiyle eğitimi yaptığımızı düşünelim. Sonra işte test validation'ını yaptık ve en son testini yaptık. Burada sonuç olarak bir sınıflandırıcının bir sonucu olacak. İşte şu kadar S1 vardı, sınıf 1 vardı. Acaba bunların kaç tanesini doğru olarak tahmin etti, kaç tanesini yanlış tahmin etti? S2'lerden kaç tanesini doğru tahmin etti, kaç tanesini yanlış tahmin ettiği bir matris şeklinde yazmamız gerekiyor ki biz buna confusion matrix yani karmaşıklık matrisi diyoruz. Buna da örneğin işte train sonunda 80 S1'den 75 tanesini doğru olarak yani 75'i doğru 5 tanesini yanlış. Bunu da S2 olarak bulmuş oldu. Şimdi götürdük bunu aşağıdaki matrise yazdık. Burada birinci satırdaki şurası gerçek S1'ler. Aşağıdaki ikinci satır gerçek S2'ler. Gerçek S1'lerin 71 tanesini S1 olarak buldu. 5 tanesini de S2 olarak buldu. Gerçek S2'lerin 71 tanesini gerçek S1 olarak buldu. 9 tanesini S1 olarak buldu yanlışlıkla. Şimdi böyle bir confusion matrix'imiz var. Yani şurası, şunlar gerçekler. Bunlar da bizim sınıflandırıcımızın sonucu olsun. Yani sınıflandırıcımız 75 tane S1'i doğru, 71 tane S2'yi de S2'yi de doğru olarak buldu. Bunların şu şekilde isimler veriyoruz. Biz S1'e pozitif demiştik. S2'yi de negatif ismini vermiştik. Bu çok genel bir adlandırmadır. İki
sınıflı sistemlerde mutlaka bir tanesine pozitif, bir tanesine negatif ismi veriyoruz. Bundan sonra şunlar oluşuyor işte. 80 taneden 75 tanesi doğru pozitif. True pozitif diyoruz biz buna. 75 tanesi true pozitif. Bu geri kalan 5 tanesi ise biz bunu S2 bulduk. S2'lere negatif diyorduk. Halbuki bu 5 tanesi negatif değil. Bu nedenle buna da false negatif diyorum. S2'lerden S2'lere negatifti. Bunların 71 tanesini doğru buldu. 71 tanesi artık doğru negatiftir. True negatif. 71'in 9 tanesini doğru bulmadı. Negatif olarak bulmadı, pozitif olarak buldu ama bunlar doğru değil. Yani yanlış buldu. O zaman bu 9 taneye de false pozitif diyorum. Şimdi bu true pozitif, false negatif, false pozitif, true negatif böyle bir matris oluştu ki biz buna karmaşıklık matrisi, confusion matrix dedik. Bunu mutlaka her eğitimden sonra böyle vermemiz gerekiyor. Ve buradaki değerlere göre de bazı metrikler hesaplayacağız. Performans metrikleri hesaplayacağız. Burada true TP, TN, FP, FN'nin açıklamaları yazıyor. Yani true pozitif ne demek? Gerçekte pozitif olup sınıflandırıcının da pozitif olduğu bulunduğu. True negatif şurası yani. Gerçekte negatif olup sınıflandırıcının da negatif olarak bulduğu. False pozitif burası. Gerçekte negatif olup sınıflandırıcının pozitif olarak bulduğu. False negatif ise gerçekte pozitif olup sınıflandırıcının negatif olarak bulduğu. Şimdi bu dört tane rakama göre biz çeşitli metrikler, performans metrikleri hesaplayacağız. Bunlardan bir tanesi accuracy, doğruluk. Doğruluk en çok kullanılan metriklerden bir tanesidir. Nasıl hesaplanır? Doğru olanları tüm kümeye böleriz. True pozitifle true negatifin toplamı var burada. Yani doğru buldukları 75 ile 71 yani. Bunların toplamının pozitif artı negatife toplamı. Pozitifin toplamı biliyorsunuz 80'di. Negatifin toplamı da 80'di. Yani aslında her birinin toplamı. True pozitif neyden oluşuyor? True pozitif artı false negatif pozitifler. True pozitif artı false negatiften oluşuyor. Negatifler de false pozitif artı true negatif oluşuyor. Yani burası işte 75, şurası 71 ise pozitif 80, negatif 80 toplamı 160'a bölümüdür. Doğruluğu, accuracy'yi bu şekilde buluyoruz. Bundan sonraki değer sensitivity. Buna recall da deniyor, hit rate de diyor, deniyor ya da true positive rate de deniyor. Yani doğru pozitiflerin oranı. Doğru pozitiflerin oranını, doğru pozitifleri, true pozitifleri tüm pozitiflere bölünüyor. True pozitifleri pozitife bölersek işte burada kaçtı? Yani 80 tanenin kaç tanesi pozitif olarak bulundu? 75 tanesi. 75 bölü 80'dir. Burada true positive rate. Specificity var. Selectivity, seçicilik deniyor buna. Ya da true negative rate deniyor. Yani negatif olarak bulunanların oranı. Bu da true negatifi tüm negatife bölüyorum. İşte burada ne tüm negatifler 80'di. Bunun 71 tanesini doğru negatif olarak buldum ben. Onu ona bölüyorum. 71 bölü 70'i gösteriyor burası da. Bir diğeri Dias coefficient ya da F1 score şeklinde bir şey, bir metrik. Çokça kullanılan bir metriktir bu da. Hesaplaması şu şekilde 2 çarpı true pozitif bölü 2 true pozitif artı false negatif artı false pozitif. True pozitifler var burada. Bir de payda da false negatif ve false pozitif var. Bir diğer şey ise false negatif rate. Ona miss rate de deniyor.
yani kaçanların şeyi oranı. False negatifleri tüm pozitifleri buluyor. Yani şuraya bakacak olursak false negatif neresi? Burası. Yani 80 tane gerçek pozitifin 5 tanesini bulamadı ya. İşte kaçırdı yani onları. Miss rate dediğimiz bu. Pozitif olup da bulamadıklarının pozitifleri oranı kaçırıyor. 5 ile 80'de 5'i kaçırdı anlamında. False negative rate ya da miss rate diyoruz. Bu aynı zamanda 1 eksi true positive rate'e de eşit. False positive rate de true negative rate'in bir eksilisi. Bu da false pozitif bölü negatif şeklinde hesaplanıyor. Şimdi bu durumda performans metriklerini yukarıdaki değerlere göre hesaplayacak olursak accuracy. Şimdiki accuracy neydi? Doğru olanları tüm veriye oranlıyorduk. Bir 75'imiz doğruydu şurada. Bir 71'imiz doğru. 80-80-160 da tüm verimiz. O zaman 75 artı 71 bölü hepsi 160. 0,9125. Yani %91,25'lik bir doğruluk var. True positive rate doğruların oranı. Doğruların doğruya oranı yani pozitiflere oranı. Doğru pozitiflerin pozitiflere oranı. 75 tane pozitiflerin 75'ini doğru olarak bulmuştu. 80 tane de toplam pozitif vardı. 75 bölü 80. True negative rate bu sefer negatifler 80 tanenin kaç tanesini doğru buldu? 71 tanesini. 0,88 yani %88,75 oranı. Dice coefficient denilen şey tekrar bakacak olursak eğer burada 2 true pozitif bölü 2 true pozitif false negatif false pozitif 1,5 1,9'du. Onları da bu şekilde hesapladık, koyduk. False negative rate ve false positive rate. Şimdi bu değerler bizim için önemli. Bunları mutlaka hesaplamamız gerekiyor. Diğer önemli bir şey ise şudur. Receiver operating characteristic eğrisi. Bir saniye.